Çanakkale 18 Mart Üniversitesi önemli bir ev sahipliğine hazırlanıyor. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Birimi 26-27-2016 tarihlerinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ilk defa düzenlenecek olan ve Türkiye'deki tüm üniversitelerden toplam 450 katılımcının beklendiği Ulusal Ajans Erasmus Yükseköğretim Programı toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ÇÖMÜ'nün öğrenci, akademik ve idari personelinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hareketliliğini sağlayan K103 programı 2017 yılı bütçesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. ÇÖMÜ önceki yılda gerçekleştirdiği %95'lik bütçe kullanımı performansıyla 216.900 euro kullanmaya hak kazandı. Öte yandan ÇÖMÜ K107 ortak ülkeler ile hareketlilik programına başvurusu kabul edilen 20 üniversite arasında yer aldı. Bu pilot proje ile ÇÖMÜ'de ilk defa Erasmus programı kapsamında Avustralya ve Yeni Zelanda ile hareketlilik gerçekleştirilecek. Bir başka yenilik ise ÇÖMÜ'nün üyesi olduğu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğü'ndeki konsorsiyum başvurusunun kabulüyle önümüzdeki akademik yılda öğrencilerin Avrupa Birliği'ndeki staj imkanlarının arttırılması ile yaşanacak. Bu fon ile zorunlu stajyer olup olmamasına bakılmaksızın daha fazla ÇÖMÜ'lü öğrencinin Erasmus staj programından yararlanması hedefleniyor. Konuyla ilgili olarak konuşan Dış İlişkiler Koordinatörü Doçent Dr. Hasan Kaptan, geçtiğimiz yıl Erasmus biriminde gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılandırma çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını görmek bizi mutlu ediyor. İlk başladığımızda üniversitemizin tanıtımına önem vererek basılı ve internet tabanlı materyallerimizi geliştirdik. 2015 yılında Glasgow'da gerçekleşen Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği Fuarı'nda Ulusal Ajans standı altında üniversitemizin tanıtımını gerçekleştirdik. Bu sayede uluslararası ve ulusal eğitim bağlarımızı güçlendirirken daha fazla faydalanabileceğimiz imkanları oluşturmaya çalıştık. Artan bütçemiz ve hareketlilik sayımız bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Geliştirmek istediğimiz bir başka nokta ise Erasmus programının görünürlüğünün artırılması ve öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizle iletişimimizin güçlendirilmesi. Bu konuda rektörlüğümüzün desteği, projelerimizden sağladığımız fonlarla yeni ofisimizi çok yakın bir zamanda hizmete açmayı planlıyoruz, dedi. Erasmus Kurum Koordinatörü Yardımcı Doçent Doktor Ümit Güder ise yeni projelerimizde bu fonları elde etmekten daha önemlisi proje yönetimi ve organizasyonunu doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek. Ancak bu şekilde ÇÖMÜ'de akademik hareketlilik kültürünü geliştirebilir ve devamlılığını sağlayabiliriz. Bu konuda yöneticilerimiz ve iş arkadaşlarımızla iyi bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum. Ulusal Ajans'ın 2015 yılında gerçekleştirdiği sistem denetiminde bunun fark edildiğini ve gelişimin desteklendiğini Ulusal Ajans Erasmus Yükseköğretim Programı toplantısının ilk defa Çanakkale'de gerçekleşecek olmasıyla görüyoruz, dedi.